diyorsunuz siz? Azra, Cenk'le kavga mı ettiniz? Yoksa iş yerinde mi bir şey oldu? Şeker teyze, ben seni çok seviyorum. Biliyorsun değil mi? Ben de seni çok seviyorum güzel kızım. Bu elleri ilk tuttuğum günü hatırlıyorum. Beni bırakmadığı işini hatırlıyorum. Şimdi bırakmaya mı karar verdin yoksa? Vaz mı geçiyorsun? Hayır, asla, asla vazgeçmiyorum. Ben her şeyi biliyorum Şeker teyze. Neyi biliyorsun? Hastalığını. Artık daha iyi anlıyorum. Verdiğim mücadeleyi, ailen için olan kaygılarını. Ama bak hiç merak etme, tamam mı? İnsanlar atlatır böyle şeyleri. Sen de atlatacaksın, ben inanıyorum. Şeker teyze bak, ben her şeyi kaybettim. Ailemi, annemi, babamı, kardeşimi. Sen benim için çok değerlisin. Ben seni de kaybetmeye göz alamam. Dur kızım, güzel kızım. Ulan biten bir şey yok. Tedavi devam ediyor. Ne diyor peki doktorlar? Ameliyat diyor. Ama bu yaşta kaldırabilir miyim bilmiyorum takdir ilahi. Ne olur, ne olur deme öyle lütfen. Biz elimizden geleni yapıyoruz kızım. Ne diyeyim? Hem gözüm arkada kalmayacak. El birliğiyle ailemi toparlayacağız. Lütfen üzülme. Ya, tamam tamam, sevinçten, sevinçten bu gözlerim yaşarıyor. Aşk olsun sana. Hemen yetiştirmişsin. Ben söylemedim ayo. Allah korusun senin Feride, Allah korusun. Kim söyledi peki? Azmi Bey söyledi bana. Azra mı? Şimdi o kötü düşünceleri hemen aklından at. Beni iyi dinle. Biz seninle acıyı bölüştük. Yolumuz bin kederle kesişti. Her şey Allah'tan. Bunu da atlatırız inşallah. Ama inancını yitirme. Benim güzel kızım. Ağlama artık. Ağlamak yok. Yaşta doldu gözüm, benimki de sil. Tamam. Ağlamak yok artık. Ben böyle değildim sizin yüzünüzden olsun. Şeker teyze. Peki ailenin bu durumdan haberi var mı? Bence söylemen lazım. Bak onların da bilmeye hakkı var. Hem belki öğrenirlerse sana böyle davranmazlar. Bana acımalarını istemiyorum Azra. Durumumu bilmeden gerçek bir aile olmayı başarsınlar istiyorum. Bunca şeyi onun için göze aldım. Anlıyorum, anlıyorum seni ama... Kimseye bir şey söylemeyeceksin. Bu aramızda bir sır olarak kalacak. Cenk'e de bir şey söylemeyeceksin. Anlaştık mı? Bana bu konuda söz vereceksin. Tamam. Öyle istiyorsan öyle olsun. Kaza günü yanımda kimse yoktu demişsiniz. Korkmuştum çünkü. Gözlerimi açtığımda çocuk ortada yoktu. Seslendim ama bulamadım. Yani zaten kazanın şoku da vardı üzerimde. Ben o şekilde ifade verdim. Kendimde değildim ki, aklım başında değildi zaten. Çocuğun kayıp ilanı verildiğinde bu durumu anlatabilirdiniz. Ablası uzun süredir çocuğu arıyor. Ona da bir şey anlatmamışsınız.
Bu durumu nedense sakladınız. Sonuçta polisi de yanılttınız. Hayır, hayır. Ben kesinlikle polisi falan yanıltmak istemedim. Bakın yanlış anlamayın. Ben sadece orada Azra'yı korumak istedim. Çünkü çok panik halindeydi. Sürekli ağlıyordu. Bir de kazayı anlattım. Mert'i kaybettim dersem iyice kötü olacaktı. Mert'ten her şekilde haber alınır zannettim ama haber alamadık biz. Peki bu durumu neden gelip bildirmediniz? Aslında gelecektim yani. Geliyordum ben size. O sırada Azra beni aradı. Mert bir kadının kaçırdığını söyledi. Ay, kadının da aklı yitikmiş galiba. Herhalde çocuk beni ararken bu kadını aldı götürdü. Memur Bey, lütfen bana inanır mısınız? Yani beni anlamaya çalışın. Bakın yıllarca ben o çocuğa baktım. O çocuğu ben büyüttüm. Anne diye etime yapışırdı. Hayır, anlamaya çalışın beni lütfen. Ben ona zarar verebilir miyim? Böyle bir şey aklımdan geçer mi? Düşünmem bile. Sumru Hanım, şikayetçinin ifadesine göre hala şüpheli durumdasınız. Eğer o çocuk ablasını aramasaydı şu an cinayetten yargılanacaktınız. Ancak şu anda da... Ama böyle bir durum yok. Çocuk hayatta. Ben niye size anlatamıyorum ki? Yok, avukatımı arayacağım. Avukatım gelmeden o ifadeyi imzalamayacağım. Ya benim telefonum yok. Sizinkini kullanabilir miyim müsaadenizle? Tabii. Buyurun. Alo? Anne? Ne? Cansu. Bak soru sormayı bırak. Şu anda anlatacaklarımı çok iyi dinle. Azra beni şikayet etmiş. Şimdi ifade veriyorum. Dur be kızım, dur. Telefonumu unutmuşum. Kafede unutmuşum. Sen şimdi odama git. Çekmecemde avukat Emel Hanım'ın kartı var. Onu ara, durumun acil olduğunu söyle. Hemen buraya ikiniz de gelin. Senin de şahitliğine ihtiyacım var. Vaktim yok. Hadi. Tamam, tamam. Aradım avukatımı, geliyor. Tamam. Bekleriz. Düşmüş. Ama ben seni yine de bir hastaneye götüreyim mi? Yok yok, önemli değil. İlaçlar düşürüyor. Hasan yolda, evde dinlenirim artık. Efendim? Evet, buyurun benim. Evet, evet Serdar Bey. Feride Hanım da yanımda. Öyle mi? Tamam, çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Emniyetten şikayet dilekçesi verdiğimiz Serdar Bey. Çok selamlarını iletiyor sana. Bulmuşlar mı üveyenliği? Bulmuşlar, bulmuşlar. Sorgudaymış şimdi. Hadi gidelim o zaman. Şeker teyzem, bu halde gitmene gerek yok. Haber verirler bize telefonda. Ya bir şey olmaz. Hasan götürür. Keçi inadı tuttu yine. Düşecek yollarda. Ya duramam Hüsnü, duramam. Benim de iki çift lafım var o kadına. Sos tavuk hazır mı? Hazır hazır, tamam bitti. O zaman şu salatayı da koysana yanına. İki çikolatalı pasta vardı, ne oldu? Geliyor. Hadi bakalım daha çabuk, daha çabuk, daha çabuk. Yat hanım, yürü yana borcuma. O ne öyle ya? Bak daha ince uç kullan. Bak daha ince uçlar var. Onlardan kullan. Bir de elini böyle sabitleme. Yumuşacık hareketlerle böyle buzun üstünde dans eder gibi böyle gezdireceksin elini. Tamam şef ya, bu kez acemi patancı. Ne olacak? Cevap ver bana. Hadi bakalım görem seni. Aha telefon çalıyor. Azra. Azra. Ha kızım. Ha. Yapma ya. İyi kızım iyi. Hadi Allah işin gücün rast getirsin hadi. Hadi. Ne olmuş ya? Ne olmuş? Azra apar topar çıktı da kardeşiyle ilgili bir gelişme falan var mı? Yok bir şey yok. Yok işte bir haber yok da şimdi emniyete gidiyormuş. Hadi sen kişine bak hadi hadi. Hadi bakalım hızlı 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 hızlı. Bu patlıcanlar yok be. Emel Hanım
annemi bırakırlardı mı? Çok tutmazlar herhalde. Konuşacağım. Dur bakalım, önce bir detayları öğrenelim de. Burası galiba. Tamam, sen burada bekle. Merhaba, Sumru Güneş'in avukatıyım. Buyurun. Ben zaten anne olarak çok acı çekiyorum. Her gece rüyamda onun çığlıklarıyla uyanıyorum. Emel Hanım. Emel Hanım. Sumru Hanım, tamam biz bir sakin olun. Ben yanınızdayım. Olan bir şey yok. Şimdi memur beyle konuşacağız. Hanımefendi imzalamadı ifadesini. Huzurunuzda tekrardan teyit edeceğiz. Tamam. Sumru Hanım birazcık sakinleşelim. Siz gelmeden ben imzalamadım. Hadi buyurun başlayalım artık. Bir su alabilir miyim acaba? Azmi Bey. Serap Hanım buyurun lütfen. Ya siz çok önemli deyince merak ettim. Açıkçası umutlandım da biraz. Lütfen iyi bir şey söyleyin bana. Serap Hanım, biraz zamana ihtiyacımız var. Yani biraz ortalık durulsa iyi olacak. Azmi Bey, içinde bulunduğumuz durumun farkındasınız değil mi? Hay daha neyi bekliyoruz anlamıyorum ki. Her şey elimizden kayıp gidiyor zaten. Bunun şakası yok ki. Bakın siz böyle fevri davrandıkça Feride Hanım da inat etmeye devam edecek. Vallahi umurumda değil. Ben Feride Hanım'la son konuşmamı yaptım. Eğer tutumuna devam ederse ona dava açacağımı da söyledim. Bu konuda ne gerekiyorsa yapılacak. Ben asla geri adım atmayacağım. Ha ama siz ben bu savaşın içinde yokum diyorsanız... Serap Hanım, bakın ben şirket avukatıyla konuştum. Eşinizden doğan yasal haklarınız zaten devam ediyor. Yani bir şey değişmedi. Asıl sorun yetkilerle ilgili. Yani bütün haklarınızı alıp yönetimden çıkarılabilirsiniz. Dava açmak bu yüzden tehlikeli. Vallahi ben o kıza yetki falan vermem. O zaman madem dava açamıyoruz, biz de akıl sağlığı raporu alalım. İyi de Feride Hanım'ın rızası olmadan böyle bir şey yapamayız. Zaten mahkeme kararı lazım. Çok çok uzun süreç. Sen bir yolunu bulacaksın. Bulacaksın. Rızası olmadan da alacaksın o raporu. Serap Hanım, bu sahtecilik olur. Ha o kızın bir anda hayatımıza girip her şeyimize el koyması sahtekarlık değil mi? Belki de bütün bu risklere girmemize gerek olmayabilir. Nasıl yani? Yani Feride Hanım'ın hala sağlığı yerindeyken... Yani ölümlü dünya, Allah gecinden versin ama... Biliyorsunuz yaşı da malum. Bakın, bizim ortada resmi bir vasiyetname var mı onu öğrenmemiz lazım. Benim bildiğim kadarıyla yok ama emin olmak lazım. Avukatıyla konuştun mu? Yok, bu hiç doğru bir şey olmaz. Bunu bizim halletmemiz lazım. Yani Feride Hanım'ın haberi olmadan bunu yapmamız lazım. Mesela siz odasına bir baksanız evde. Böyle bir şey bulabilirsiniz diye. Tamam. Tamam, bakarım ben. Tamam. Peki bu arada şu Azra denen kız kimmiş, neyin nesiymiş öğrenebildiniz mi? İşte uzun zamandır Amerika'daymış, aşçılık okumuş. Yeni gelmiş zaten. Ha. Tamam, tabii. Demek daha oralarda Cenk'i gözüne kestirdi. Vay be. Her şeyi önceden planlamış sinsi. Sonra da ailenin içine girdi. Kim bilir annemi hangi yalanlarla kandırdı? Kim bilir? Belki de dediğiniz gibidir. Siz buyurun, ben park edip geliyorum. Aman, iyi misin? Bir an başım döndü, gözüm karardı. Ben sana demiştim, evde kalsaydın dedin. Senin yanında olmak istedim yavrum. Şeker teyzem, sen hep benim yanımdasın. Ama bak, iyi değilsin. Telaş etmeyin, geçer şimdi. Hasan Bey, siz Şeker teyzemi eve götürün, iyice bir dinlensin. Sen benden de inatçı çıktın. Hanımım, hastaneye götürmemi ister misiniz? Abartma Hasan, abartma. Beni eve götür yeter. Azra, kızım. Güzelce bir anla, dinle. Mert'in nereye bıraktıysa, ne yaptıysa o kadını iyice konuştursunlar. Sakın peşini bırakma. Sen hiç merak etme Şeker teyze. Ben sana her şeyi haber vereceğim. İyice dinlen. Thank you.
Şuradan. Teşekkür ederim. Azra. Biraz konuşabilir miyiz? Benim hiç zamanım yok Cansu. Şikayetim hakkında bilgi alıp gideceğim hemen. Bak annemi sorguya aldılar. Belki sen polisle konuşursan... Cansu konuşacak bir şey yok. Ben konuşacağımı konuştum zaten. Azra. İyi ki geldin. Emel Hanım seninle konuşmak istiyor. Avukatım. Ben ifademi verdim. Sana anlattığım gibi her şey doğru. Uzatma artık bunu. Azra Hanım. Yok yere savcılığa intikal etmesin bu durum. Eğer siz de şikayetinizi geri çekerseniz daha sağlıklı bir şekilde yol alabiliriz. Zaten kardeşiniz bulunca dosya kapanacak. Bulununca? Ya benim kardeşim kayıp ve bu kadın bana yalan söyledi. Ben kardeşimi gözlerimle görene kadar bu dosya kapanmayacak. Azra yapma lütfen. Mert'in yerini bilsem sana söylemez miyim? Niye bir seninle düşman olalım ki? Sen beni tanımıyor musun? Tanıyorum. Bayağı tanıyorum. Mert'ciğim, kimi çizdin? Arkadaşın mı? Mert. Beni de çizer misin çemberin içine? Sen anne değilsin. Ablan olsam? Ablalar gider. Fatma ne oldu? Yok bir şey. Mert'le mi bir şey oldu? Yine kapattı kendini. Hiç aramayacaktın annesini. Görmeyecekti onu. Bana anne diyecekti, onları da unutacaktı. Fatma hala hayal kuruyorsun ya. Kaç kere söyleyeceğim sana. O senin çocuğun değil. Anlamıyorsun, anlamak istemiyorsun. Ama sen de beni anlamıyorsun. Hiç çocuğun olmadı ki nereden bileceksin? Bir anne için evladını kaybetmek ne demek bilmiyorsun. Gerçekten saçmalıyorsun Fatma. Dışarıda bir tane çocuk buldun, ona takıntıyla bağlanıp anneliğini onun üstünde yaşamaya çalışıyorsun sen. Çünkü onun da anneye ihtiyacı var. Evet var ama bencil bir anneye değil. Ya çocuğu böyle eve kapatıp yalnızlığa mahkum ederek anne olunmaz. Yani biz de Azra'yı şikayet etsek çünkü görüyorsunuz bana karşı tavrını. Bence önce uzlaşmaya çalışmak daha doğru olur. Sonuçta durum savcılığa intikal edecek. Yani şu anda serbest bırakılmış olmanız dosyanın kapandığı anlamına gelmiyor. Bence şu anda kız haklı durumda. Ay ne olur haklı deyip durmayın şuna. Yani ben Mert'i bilerek mi kaybettim? Esas ben kendimi haksızlığa uğramış hissediyorum. Ay delireceğim artık. Sumru Hanım, lütfen biraz sakin olun. Şimdi benim gitmem gerekiyor, duruşmam var. Siz beni arayınca apar topar gelmek zorunda kaldım. Ben savcılık için dosyanızı hazırlayacağım. Süreci birlikte izleyeceğiz sizinle. İyi peki tamam. Hiç merak etmeyin her şey çok güzel olacak. Peki tamam teşekkür ederim. İyi bakın kendinize görüşürüz. Görüyorsun değil mi o çok sevdiğin Azra'nın bana ettiklerini? Nankör işte. Beni içeri attırmadan rahat etmeyecek o. Bir dur Allah aşkına şimdi ya. Haksızlık ettin kabul et. Yani eğer gizlemeyip her şeyi... Yalnız sen de pıt pıt aynı şeyleri söyleyip durma sen de. Zaten sinirlerim bozuk. Ne yapsaydım? Yüzüne karşı söylese miydim? Ben o kadar vicdansız değilim. Üstelik daha kötü olurdu biliyor musun? Katil damgasını yerdim şimdi içerideydim. Neyse ki beklemeyi akıl ettim de Mert çıktı ortaya. Geliyor. Azra. Azra. Azra bir dur lütfen. Bak biliyorum eksik ifade için şikayetçi oldun ama polis altını deşiyor durumu. Mesele büyüyor. Ya annem hak etmediği şeylerle suçluyorlar. Mert'e annem baktı, o büyüttü. Ne kadar sevdiğini sen de biliyorsun. Biraz haksızlık etmiyor musun sence de? Bak Cansu, eğer annen de birazcık merhamet olsaydı... ...Mert'i ona getirdiğim zaman ona birkaç gün bakardı. Kusura bakma ama ben artık onun sevgisine de, dürüstlüğüne de inanmıyorum. Bir dakika.
dakika ya. Sen beni ilgisizlikle suçluyorsun değil mi? İyi tamam suçla. Ama içeride şikayet ettiğin şey bambaşka bir şey. Bana haksızlık ediyorsun. Eğer suçsuzsan bu kadar gerilmene gerek yok bence. Pişman olacaksın. Bu yaptığına pişman olacaksın. Yürü. Merhaba. Bir limonata rica edebilir miyim? Buzlu olsun lütfen. Zumru'yu polisler niye götürmüş? Ben bir şey öğrenemedim. Sen bir şey öğrenebildin mi? Mali polisler diye biz düşündük ama öyle değilmiş. Başka bir mesele var bence. Efendim canım. Ha Mesut'cum ofiste misin? Ya şimdi Sumru'nun yeni yerine geldim de polisler Sumru'yu götürmüşler. Ne? Polis mi? Evet. Neden götürmüşler? Bilmem anlamadım ben de. O garson mu şikayetçi oldu acaba anlayamadım. Bilmiyorum yani. Aradım Sumru'yu ama telefonu kapalı. Neyse çıkar kokusu herhalde yakında. Tamam. Tamam haberleşiriz. Tamam. Görüşürüz canım. Ben tamam. Ortak sen bayağı yetenekliymişsin bu mutfakta ha. İşletme falan niye okudun ki? Sınavları hazırlanırken aynı zamanda yemek yapıyordum Samet. Yetmez mi? ben de torna tesviye okudum ya. Çıraklara menemen yapa yapa başladım bu işe. İşte budur ya. Demek ki doğru yoldayım ben şef. Tamam 10 kere söyledin şef. Anladık. Torna tesviye. 10 kere oldu mu ya? Oldu. Misafirimiz var galiba. Aa hoş geldin Serap Hanım. Merhaba. Hoş buldum. Kolay gelsin. Arkadaşlar benim velim geldi. Bir müşahede edersiniz değil mi? Hadi bakalım teneffüse. bu arada bir şey ister misin anne? Yemek, kahve falan. Aa yok oğlum sağ ol. Serap Hanım. Siz uğramazdınız buraya. Evde sorun falan mı var? Aşk olsun Cenk. Şirkete Azmi Bey'e uğramıştım. Sonra da seni bir göreyim dedim. Ben bildiğin gibiyim işte. Çalışıyorum. Elimden geleni yapıyorum işte. Elinden gelenin fazlasını bile yapıyorsun hem de. İzledim seni mutfakta. Sevmiyorum bu işleri falan diyordun ama... Yani şaka maka ustalaşacaksın gitgide bu yemek işinde. Motivasyonum sağlam çünkü. Demir eritme işi olsa onu da yapardım herhalde. Hırslanınca böyle oluyorsun farkındayım. Ama böyle olunca gurur duyuyorum seninle. Kendimi daha güçlü falan hissediyorum. Azmi Bey ile ne konuştunuz? Hiç. Gündelik durumları falan işte. Aynen. Cenk, ben Azra Amerika'da okumuş falan diye duydum da. Azra ile Amerika'da tanışmadık anne. Eğer bunu sormak istiyorsan. Azra, ne yaptın kızım? Bir gelişme var mı? İş mahkemeye doğru gidiyor. Evet, karşılaştık. Hala kendini haklı çıkartma derdinde. Avukat falan tutmuş. O zaman sana da bir avukat lazım. Ben hallederim. Yok, yok Şeker teyzem. Sağ ol, hiç gerek yok. Zaten ben haklıyım. Mahkemede de avukat lazım olursa buradan gönderiyorlarmış. Konuştum ben. Peki, sen nasıl istersen. Sen nasılsın, iyi misin? Dinlenebildin mi? Ben iyiyim, iyiyim. Tansiyonum da düzeldi. Sen beni hiç merak etme. Tamam. Görüşürüz. Tamam. Ben geldim. Ne oldu? Hapse tıktılar mı o vicdansızı? Yok. Ama benim derdim o değil ki zaten. Kardeşimi bana sağ salim getirsin yeter bunu. Ben Ali'yi alayım mı okuldan? Ayşe ben getireceğim dedi. Senin gitmene gerek yok. O zaman ben yiyecek bir şeyler hazırlayayım Ali gelince yer. Azra, gel otur şuraya biraz evladım.
ben Feride'ye de söyledim ama bir gün ikimiz birden nalları dikersek diye çok üzülüyorum. En sağlam sensin aramızda. Ali'nin ablası olur musun hep? Al bağrına bas demiyorum. Ortada kalınca itimaniye verecekler. Oralarda kolla hiç değilse. Arada uğrayılar. Kimsesiz sanmasın kendini. Ben onu yalnız bırakmam. Sen hiç merak etme ama bak gayet iyisin. Niye böyle şeyler söylüyorsun? Hiçbir şeyin yok senin. Baksana bir halime. Bedenim kıpırtısız çoktan gömülmüş toprağa. Kafam topraktan pörtlemiş. Yer elması kurdu gibi oynuyor. Çene de var. Tabii. Yorulacak bir gün. Peki Ali'nin annesi niye gelmiyor? Çünkü giderken ona sen benim kızım değilsin, öldün artık dedim. Sen hiç ölmüş bir insanın mezardan çıkıp geri geldiğini gördün mü? Efkan sana haber vermeden gelme dedim. Babaannem evde. Sevgilime küçük bir sürpriz. Ya Efkan gel. Geç geç geç. Ne oluyor ya? Ne Efkan ya? Allah Allah. Efkan seni çok özlüyor. Efkan seni çok seviyor be kızım. Hı? Daha ne istiyorsun? Almayacak mısın Melis şeyi? Teşekkür ederim. Burada böyle bekleyecek miyiz? Gidin babaannene bir merhaba deyin. Geldim buraya kadar. Saçmalama. Zaten aramız bozuk. Hiç görmesin seni. Ha. O zaman yakışıklı prens gizemli şatonun kapısında prensesin hediyesini verdikten sonra atıyla uzaklaşsın. Bu ne? Balo salonunun merdivenlerini unuttuğun ayakkabı. Deli ya. Dışın. Efkan. Ben bunu kabul edemem. Niye? Beğenmedin mi? Hayır. Çok beğendim. Çok güzel. Ama ya, pahalı bir şey. Zaten iş için para ihtiyacım var. Nereden çıktı şimdi bu? Ya Melis'im çok güzel şeyler oluyor. Babam yanıma geldi. Ya, bana biraz destek de çıktı. Ya, durumum iyi merak etme şimdi. İşi de büyütebileceksin o zaman. Ay çok sevindim. Ya o konuyu biraz konuşmadım ya. Yani iş değişikliği de yapabilirim. Ya boş ver sen şimdi bunları düşünme. Bak hazır ol. Haber bekle benden. Geleceğiz babamla. İlişkimizin artık adını koyalım Melis. Ya Efkan bizimkileri okuldan sonra dedik. Şimdi olur mu öyle şey? Evlilik için söyledik öyle. Nişanlanmamız için bir engel yok bebeğim. Engel yok. Hoş buldum.
Bu kadar sevineceğini bilseydim daha erken gelirdim yavrum. Ya Ponçi'yim benim, sen hiç gitme zaten. Hiç büyümeyeceksin değil mi sen ha? Haylazım benim. Benim böyle dünya tatlısı bir babaannem varken neden büyüyeyim ki ben ha? Tarık selam. Ya bir şey soracağım sana. Azra'nın kardeşiyle ilgili bir gelişme oldu mu, haberin var mı? Yok, hayır. Ayrıca Azra bütün gün yanında değil mi senin? Sen ona sorsana, bana niye soruyorsun? Tarık sen niye böyle yapıyorsun ya? Azra ile aram kötü bilmiyor musun sen? Sen peşinden ayrılmıyorsun ya kızım, bir sorayım dedim sana. Bak tamam birader, laf sokup durma. Konudan haberim yok, Azra ile konuşmadın tamam? Kiminle görüşüp görüşmeyeceğimi sana sormayacağım. Buyurun. Sağ ol kızım. Afiyet olsun. Feride Hanım. Arda'nın raporlarını okula bıraktım. Müdür Bey'in de çok selamları var sizlere. Aleyküm selam. Öbür işi ne yaptın? Onu da hallettim. Kızın dersten çıkmasını bekledim. O yüzden geciktim biraz. Ama yarın çıkışta şirkete gelecek. Korkutmasaydın kızı, sakin sakin izah etseydin. Gelmez, çekinir, kaçar vallahi. Yok yok, tane tane güzelce izah ettim. O da anlayışla karşıladı. Arda da çok iyi dedim. İyi yapmışsın. İyi, iyi. Ne oldu yine Ceyda meselesi mi anne? Mesele haline gelecek bir şey değil kızım. Kızla konuşmak istiyorum. Arda çok üzülüyor. Feride Hanım, bir emriniz yoksa ben yemek yiyeceğim. Afiyet olsun oğlum. Anne bak, bu kızı Arda'dan uzak tutmamız lazım. Arda'nın bu duruma gelmesine sebep olan o çünkü biliyorsun. Serap, Arda Ceyda değil de başkasıyla olsaydı aynı hatayı yapmayacak mıydı? Orası öyle tabii, doğru. Tamam, biz oğlumuzu kurtarıp çektik. İş bitiyor mu? Madem gençler böyle hatalara düşüyor, birilerinin bunu düzeltmesi için bir şeyler yapması gerekiyor. Ne yapacağız peki anne? Ha? Hay yani hepsini biz mi kurtaracağız bunların? Çok haklısın. Hepsi için bir şey yapamayız ama en azından Ceyda'yı kurtarabiliriz. Arda'ya olan düşkünlüğü bunda etkili olabilir. Arkadaşlar birbirlerine örnek olurlar. Peki bir şey soracağım. Bu kızın kimi kimsesi, ailesi falan yok mu? Yani orada o durumlara düştü, ağladı, hastane köşelerinde bir başına kaldı. Ne gelen oldu, ne soran oldu? Doğru söylüyorsun. İşte bizim de bunu Ceyda'ya sormamız gerekiyor. Gittiğinde bütün hayal kırıklıklarından kurtulacağını mı sanıyorsun yoksa? Hayır, onlardan kurtulamayacağımı biliyorum. Ama en azından canımı yakamayacak artık. Canın yanacak Cenk. Canını yakan şey her neyse buradan... Yüreğinden söküp atmazsan hep yakacak. İstersen dünyanın öbür ucuna git. Yine canın yanacak. Niye çağırdın beni buraya? Veda etmek için. Yaşadığımız o kadar saçma sapan şeyler dışında... güzel şeyler de paylaştık. Güvendik. Yüreğimizi açtık. Öyle mi Cenk? Birlikte yemek bile yaptık. Ama ben sana zarar veren ya da verebilecek... önüme çıkan ne varsa yıktım, devirdim. Böyleyken bile zarar verdik birbirimize. Aynen öyle. Çünkü birbirimizi çok az tanıyoruz Azra. Biz kimiz ki zaten? Yükleri yanlışlıkla karışan yolcular değil miydik? Evet, aynen öyle.
Kim bilir belki bir gün... Gidecek. Git arkana bile bakma. Ama şunu da unutma. Belki bir gün diye feda ettiklerin... geri döndüğünde burada olmayabilirler. Efendim Cansu. Sesini duymak istedim. Nasılsın? İyi, işten çıktım. Eve gidiyorum şimdi. Sen? Sesin bir tuhaf geliyor sanki. Yani yorucu bir gün geçirdim biraz. Keşke yanımda olsaydın. Sana çok ihtiyacım var. Kötü bir şey olmadı değil mi? Ya yok da ne bileyim. Böyle bir içim sıkılıyor işte. Seninle de görüşemiyoruz. Ben izin günümde arayayım o zaman seni. Bir şeyler yaparız, olur mu? Çok sevinirim. Tamam, görüşürüz. Öldüm yorgunluktan ha. Vallahi öldüm. Buldun mu telefonunu? Buldum, buldum. Şeydeymiş, salondaymış. Oraya bırakmışım. Şarjı da bitmiş. Kim bilir kimler aradı. Dur şuraya takıvereyim hemen. Sen bir şeyler yedin mi? Yok canım, istemiyor benim. Dışarıdan bir şeyler söyleyelim mi? Ha? Ay midem karnıma yapıştı ha. Azra yüzünden yemek yemeyi unuttuk. Anne. Heh. Bak Mert'in yerini bilmiyorsun değil mi? Ne var ne yoksa dök ortaya, bu konu kapansın. Bak bütün gün polislere laf anlatmakla uğraştım Cansu. Bir de seninle uğraşmayayım ne olur. Anne bak polis, savcılık falan iş büyüyor. Başına iş açılacak ya, hapse falan girersin. Şakası yok bunun. Benim de şakam yok. Eğer suçsuz yere Azra beni yakarsa ben de onu yakarım. Hayırdır, kim bu saatte? O kadar çok aradım ki sen ulaşamayınca merak ettim. Salondan apar topar çıkınca orada unutmuşum telefonu. Şarjı bitmiş, o sırada aradın herhalde. Ya Sumru, bu polis molisi nedir Allah aşkına? Ne olacak? Tabii ki yine Azra. Ay niye dikilip duruyoruz kapıda? Hadi gelsenize içeri, hadi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Hoş bulduk canım. Gel. Ay vallahi sonunda uyudu Ali. Bır bır bır. Yaptığı resimleri anlattı bana, sonra da uyuyakaldı. Benim kafayı çok şişirdi zamanında. Biraz da senin şişsin. Şeker ilacımı aldın mı ben? Aldın aldın, verdim ya ben. Peki Aşık Osman gibi niye bakıyorum öyle o zaman? Ay hiç halim yok. Bayılacağım sanki. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Az daha gelmesen ölüyordum. Hiç halim yok. Ay, kolum kalkmıyor kaç senedir. Tansiyon ilacını içtin mi sen? Yok. Şeker ilacımı içtim. Şimdi bu tansiyon ilacını değiştirdik ya, ondandır bu halsizlik. Doktor o yüzden bir hafta düzenli ölçüm istedi yani. Bu ilaç iyi gelirse buna devam edeceğiz. Ben vereyim o zaman sana ilacını. Ben size bir çay koyayım mı? İçer misiniz? Yeni demledim. Ay, yo yo, hiç zahmet etmeyin. Sağ olun. İçer içer. Koy. Bana da koy. Hepimize koy. Bak, mahalleye de dağıt. Tamam, getiriyorum. Ay, goflet de koy yanına. Ah, kırdırırız. Azra'nın kardeşi o. Kaybolmuş. Garip. Durmadan arıyor. Ah ah. Senden iyi olmasın. Altın gibi kalbi var.
Çok üzülüyorum ona. Afiyet olsun. Gofret de getirdim sana. Ne yapıyorsun anne? Ay hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Hayırdır geciktin sen? Mesai mi yaptın? Yok ya biraz dolaştım dışarıda. Aç mısın? Bir şeyler hazırlayayım mı sana? Yok yok canım hiçbir şey istemiyor. O zaman kahve yapıyorum. İçeriz beraber. Olur. Olur da. Belkıs yok mu sen? Uğraşmazdın böyle şeylerle. Belkıs'ın midesi rahatsız. Dinleniyor o yüzden. Sen pek bir keyiflisin. Hayırdır? Ne yapayım? Ne yapayım? Düşün, düşün. Bir sonu yok. Hem sen demedin bana anne sakin ol diye. Ben de öyle yapıyorum. Ha vallahi bu iş çığırından da çıkarsa hukuk var, mahkeme var. Açarız davayı, alırız hakkımızı. Bence dava değil de babaannemin gözünü açmamız lazım. O kız ne yaptı, ne etti bir şekilde babaannemi kandırdı. Biz hakkımızı alırız, dava açarız. Onda sorun yok zaten de. Sonra ne olacak? Babaannem 5 kuruşsuz ortada kalacak o kız yüzünden. Biz babaanneme bunu yapamayız anne. O bizden daha vahim durumda. Hem bak, sen merak etme. Kısa süre sonra babaannem bizim tarafımıza geçecek. Pişman olacak yaptıklarından dolayı. Kahve çok iyi geldi bu arada. Aa, kahve.